Halkların Demokratik Partisi grubu adına son söz Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'a aittir. Buyurun Sayın Tan. Bütçesiyle ilgili huzurlarınızdayım. Tabii bu 10 dakikalık konuşmamı birkaç parçaya bölmek zorundayım. Karayollarından başlayacağım. Değerli arkadaşlar, bu Türkiye'nin karayolu politikası Demokrat Parti döneminden beri, Marshall yardımlarından beri tartışılıyor. Yani Türkiye bugün herkesin kabul ettiği gibi maalesef uluslararası güçlerin de yönlendirmesiyle demir yolundan ziyade karayollarına yönlendirildi ve demir yolları çok uzun yıllar ihmal edildi. Bunun derinliklerine girmek istemiyorum. Dediğim gibi 3-4 dakika ancak karayolları ile ilgili konuşabilme imkanım var. Ben önce bugün karayollarının genel perspektifiyle ilgili bazı eleştirilerimi sizlere sunacağım. Türkiye'de bugün iktidarın en fazla övündüğü işlerden birisi ve halka gösterdiği işlerden birisi duble yollardır, karayollarıdır. Ancak maalesef tek tek bütün projeleri, bütün yolları inceleyelim. Mesela ben kendi bölgemden bir iki örnek verebilirim size. Diyarbakır-Batman Karayolu, Diyarbakır-Silvan Karayolu, Diyarbakır-Urfa Karayolu, Diyarbakır-Mardin Karayolu. Bunlar son 15 yıl içerisinde en az 3 sefer, 4 sefer sökülüp tekrar yapılmıştır. Birinci eleştiri noktası budur. Bunun rakamları vardır, maliyetleri vardır, dosyaları vardır. Dediğim gibi bu teferruatlara girmiyorum. Büyük bir kaynak israfı olduğu kanaatindeyiz. Yani ne yapılacaksa bunların bir seferde doğru düzgün tekrar tekrar yapboza girmeden yapılma mecburiyeti vardır. İkinci itirazımız şudur. Türkiye yine birçok projesini çok kısa bir zamanda bitirmekle övünmektedir. Yani Türkiye'nin birçok projesi vardır. Birkaç gün önce tekrar burada konuştuk. İzmit Körfez geçişi, Osman Gazi Köprüsü, 3. Köprü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve birçok proje çok kısa zamanda bitirildi diye halka defaatle gösterilmektedir. Ama Türkiye'nin can alıcı bazı projeleri vardır. Yıllardır bunlar maalesef bitememiştir. Nelerdir diye soracak olursanız Sayın Bakanım, bunlardan birisi Mersin-Antalya yoludur. Yani yıllardır devam ediyor, ben de gidip geliyorum ama hala bitmedi. Çok uzun bir zaman. Bunlardan ikincisi Niğde-Ankara otobanıdır. Niğde-Ankara otobanı bütün Güneydoğu Anadolu'yu ve Çukurova'yı direkt Ankara'ya bağlayan bir otobandır. Maalesef Niğde-Ankara otobanı da gerekçesi ne olursa olsun yıllardır bitirilememiştir. Bu devlet bu gerekçeleri aşabilecek güçtedir. Çünkü bunu göstermiştir daha dev projelerle. Yine aynı şekilde Urfa-Habur otobanı, yani Türkiye'nin bütün belli başlı otobanları bitmiş veya bitme aşamasında veya ihaleleri yapılmış durumdayken Urfa-Habur otoyolu, otobanı yine aldığımız bilgilere göre son Karayolları Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ettim yetkili arkadaşları. Önümüzdeki 5 yılın içinde bile yatırım programında değildir. Bir diğer itirazımız, her bütçe görüşmelerinde gelip itiraz ediyorum. Burada olduğum müddetçe de itiraz edeceğim. Bu yolun güzergahıdır. Mevcut İpek Yol dediğimiz Urfa-Habur İpek Yolu ki neredeyse otoyol standardındadır aşağı yukarı. Mevcut hazırlanan proje neredeyse buna paralel götürülmektedir. Bazı yerlerde bu paralellik özellikle Nusaybin geçişinde 3 kilometreye kadar inmektedir. Biz ısrarla bunu biraz daha kuzeye çekerek Siverek, Diyarbakır ve Batman'ın da istifade edebileceği dağlık alandan geçmesini önerdik. Geçen dönemde Sayın Mehmet Şimşek dahil, Batman Milletvekili AK Parti'nin Ziver Özdemir dahil biz hep beraber bir alternatif güzergah çalışması da yaptık, getirdik. Ama maalesef o dönemdeki Karayolları Genel Müdürünü aşamadık. Sayın Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı iken alternatif bir güzergah hazırlatın diye talimat verdi. Teşekkür ediyorum buradan. Ama öyle bir alternatif güzergah hazırlandı ki dar geçite Kerboran'a kadar yol götürüldü. Sayın Bakanım bakın bunların dediği hayali bu iş zaten olmuyor denildi. Halbuki benim babam karayollarında çalışan bir kişi 1967'lere kadar. Ben Diyarbakır Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün bahçesinde büyüdüm. Kendim inşaat mühendisiyim. Bunu hazırlayanlar inşaat mühendisleri hepsi. Bütün kriterlere rağmen maalesef biz bunu da aşamadık.
Sayın Bakanım, bu konuda da tekrar tatminkar, yani istimlak, tarım arazileri, maliyet, bakım, buna girecek trafik sayısı, yani topyekun bu kriterleri biliyoruz. Bunlarla ilgili bir yeni hassasiyet, en azından biz yanlış bir şey istiyorsak bile, ki AK Partili bakanlar da bunun içinde vardır. Sayın Mehdi Eker de bu projeyi destekliyordu o dönemde. Sayın Kutbettin Arzu da en azından bizim tırnak içinde yanlışlığımızı bize ve meclise anlatarak ikna edin bizleri. Bir diğer mevzu yine bu yollarla ilgili çevre yollarıdır. Diyarbakır çevre yolu 4 parçadan oluşmaktadır. Bunun birinci etabı Urfa Elazığ ayrımı 13 kilometre bitirilmiştir. Ama diğer Urfa Batman Mardin yol ayrımı yıllardır bitmemiştir, bitirilememiştir. Evvelki yıl tek bir geçiş verilecekti, bu yıl da verilememiştir. Öbür doğu ve kuzeybatı ayağı olan iki parçasında ise daha projeler bile bitirilememiştir. Mardin çevre yolu, Kızıltepe çevre yolu, Çınar çevre yolu, Midyat çevre yolu, Viranşehir çevre yolu, Ergani çevre yolu, bunları tek tek takip ediyorum. Bunların tamamının projelerle ilgili bilgilerim var. Maalesef bunlar da henüz ihale bugün itibariyle edilememiştir. Değerli arkadaşlar, sivil havacılık konusunda da bir iki şey söylemek istiyorum. Bu sivil havacılık mevzuunda maniye hatları hala tartışılmaktadır. Yani Diyarbakır'da da, Batman'da da, Ankara'da da, Adana'da da, mesela Adana'da Emniyet Müdürlüğü'nün 5 katı kesilmek zorunda kalmıştır. Bu konuda da yine sürekli değiştirilmeyecek, belli kriterlere bağlı, tabii uluslararası kriterlere bağlı kesin bir hattın ortaya konulması lazımdır. 2 yıl evvel bu çalışma yapıldı, ondan da bilgim var. 14 havaalanı ile ilgili bu raporlar, tutanaklar, işte haritalar bitti ama maalesef yine hala bu itirazlar mahkemelerde devam ediyor. Yani bu konuda da gerekirse yönetmenliklerde, gerekirse yeni düzenlemelerle bu sorunların aşılması lazım. Kars, Tiflis, Bakü demiryolu açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Ama biz Türkiye'nin yıllık 20 milyar dolara yakın ihracatı olan bir bölge, yani Antep, Bağdat, Basra'ya kadar olan hattı söylüyorum. Bugün bir Diyarbakır, Mardin, Erbil ve Kerkük demiryolu artık elzem hale gelmiştir. Bu konuda da mutlaka ciddi bir çalışmanın yapılması lazım. Sayın Sağlık Bakanım, burada ben sağlıkla ilgili konuşmuyorum ama hem eski bir arkadaşım, dostum olduğu için bir ricam var. Diyarbakır'la ilgili 3 büyük hastane projesi var Sayın Bakanım. Bu projeler toplam 1200 yatak. Sizin malumatınız vardır mutlaka. Bunlarla ilgili mevcut bölge araştırma hastanesinin yanında 700 dönüm bir alan var. Bunun imar, itiraz, işte mülkiyet sorunları gerekçe gösterildi. Yıllarca bunların temeli atılmadı ama bunlar bitti, tamamı bitti ve 2 yıldır bitti. Yani yeni değil. Bu sefer tabii bu ihale sistemlerini çok fazla bilmiyorum. Ya dediğim gibi inşaat mühendisi nasıl bilmiyorsun diyeceksiniz. 120 sefer değişmiş. Bize Sağlık Müdürlüğü'nün söylediği, bunlar büyük bir ihale. Yani işte bu yeni yap, işlet, devret veya başka bir sistemle tam olarak bilemiyorum, onlar ihale edilmiş. Diyarbakır'la ilgili bir sorun yok ama diğer o paketin içindeki illerle ilgili sorun olduğu için Diyarbakır başlayamıyor. İstirham ediyoruz. Bizi en azından ayırın. Yani bizim sorunlarımız bitti. Ciddi sağlık sorunlarımız var, ciddi problemlerimiz var. 1200 yatak çok ciddi bir yatırım. Bir an evvel bunun başlamasını rica ediyoruz. Ve en sonunda da değerli arkadaşlar, bu büyüme hızı %11 olarak açıklandı. Bir fıkra anlatmak istiyorum size. Karadenizli bir vatandaşımızı doktora götürmüşler. Perişan bir halde, ölmek üzere. Doktor muayene etmiş, amca demiş senin kalbin benden sağlam. Böbreklerin 20 yaşındaki genç gibi, ciğerin, dalağın, gözün, her şey sağlam demiş. Allah'a çok şükür, elhamdülillah sapa sağlam ölüyorum. Her yerim sağlam, ben ölüyorum. Bu %11 büyüme kime yansıyor? İşçiye, memura, tüccara. Diyarbakır'da devlet işte bu KGF fonundan 2 katrilyon, 2 milyar kredi dağıttı. Millet aldı bu borcu, bütün tüccarlar götürdü, öbür bankalardaki borcuna verdi. Durum yine aynı şekilde devam ediyor. Yani üretimde, ithalatta, ihracatta bir artı yok.
Wikipedia yasağı mutlaka kaldırılmalı arkadaşlar. Yani bu yasak artık bugünkü dünyada mümkün değil. Çocuklarımız evlerinde ödev yapamayacak hale geldiler. Yani dünyanın en büyük ansiklopedisi, bunun da bir an evvel çözülmesini diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.